Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 5. sınıf zaman ölçme ile yine birlikteyiz. Arkadaşlar, zaman tarih boyunca hep ölçülmeye çalışmış. Mısırlılar kum saatini bulmuşlar ve zamanı kum saatiyle ölçmeye çalışmışlar. Daha sonra saat icat edildikten sonra bizler zamanımızı saatle ölçüyoruz. Saat arkadaşlar dakika ve saniyelerden oluşuyor. Dakika 1 saat 60 dakika, yarım saat 30 dakika, çeyrek saate 15 dakika diyoruz. 1 dakikada 60 saniyedir arkadaşlar. Zaman ölçüleri hafta, 7 günlük zamana 1 hafta deriz arkadaşlar. Haftanın 7 tane günü vardır. 1 yılda 52 tane hafta vardır. 1 ayda 4 hafta vardır arkadaşlar. Saat neye denir? Günün 24'te birine saat denir arkadaşlar. Saat kısaca SA olarak gösterilir. Bir gün 24 saattir. 1 dakika neye denir? Saatin 60'ta birine dakika denir arkadaşlar. Dakika kısaca DK ile gösterilir. 1 saat 60 dakikadır. Günden büyük zaman ölçülerine bakalım arkadaşlar. Günden büyük zaman ölçü birimleri hafta, ay, yıl ve yüzyıldır arkadaşlar. Haftayla başlayalım. 7 günlük süreye hafta denir. 1 yılda 52 hafta vardır. Ay arkadaşlar 31, 30, 28 günlük, ortalama 30 gün olarak kabul edilir sorularda süreye. Ay denir arkadaşlar. 1 yılda 12 ay vardır. Yıl neye denir? Dünyanın güneş çevresindeki hareketin tamamlaması için geçen süreye yıl denir arkadaşlar. Dünya bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Artık yıl neye denir? Arkadaşlar yerkürenin, yani dünyanın güneşin çevresinde hareketini 365 gün 6 saatte tamamladığını söylemiştik. Bu 6 saat arkadaşlar 4 yılda 4 çarpı 6 24 saat, yani bir gün oluşturur. 4 yılda bir arkadaşlar 366 gün olur. Bu artık yıl denir. Artık yıllarda Şubat ayı 29 gün sürer arkadaşlar. Artık yıllar 4 ile kalansız olarak bölünen yıllardır arkadaşlar. Bu 2000, 2004, 2008, 12, 16, 2020 bu yılda artık yıldı ve Şubat ayı 29 çekmişti arkadaşlar. Yüzyıl asır neye denir? Yüzyıllık zamana bir asır, yani yüzyıl denir arkadaşlar. Zaman ölçüleri nasıl yazılır? Arkadaşlar büyükten küçüğe doğru yazılır. Saat, dakika, saniye veya yıl, ay, gün şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Saati dakikaya çevirmeye bakalım. 2 saat 35 dakikanın 2 saat 35 dakika kaç dakika eder arkadaşlar? Bakalım. 2 saatimiz arkadaşlar 1 saat 60 dakikaydı. 2 saatimiz 120 dakika. 35 dakika daha 155 dakika. Yani 2 saat 35 dakika 155 dakika eder. 3 dakika 21 saniye kaç saniye eder sorusuna bakalım. 3 dakikamız 60 çarpı 3 180 saniye arkadaşlar. 21 saniye de vardı. Topladığımızda 201 saniye eder. 265 dakika saat ve kaç dakika eder arkadaşlar? Arkadaşlar dakikayı saate çevirdiğimizde 60'a bölmemiz gerekir. Yani 265'i 60'a böldüğümüzde arkadaşlar 4 defa var. Bölüm saat, kalan dakikayı verir. Burada 4 defa olduğu için 4 kere 00, 4 kere 6, 24 çıkardığımızda 25 dakika. O halde 265 dakika, 4 saat 25 dakikadır arkadaşlar. 4 saat 12 dakikayı dakikaya çevirirken 4 saatimiz arkadaşlar 60'la çarptığımızda 240 dakika, 12 dakika daha toplam 252 dakika eder. 313 saniye arkadaşlar dakika ve saniyeye çevirdiğimizde dakika çevirmek için 60'a bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. 313 bölü 60 5 defa var. 5 dakika, kalanımızda 13 saniye olur arkadaşlar. 5 dakika 13 saniyedir. 5 dakika 9 saniye kaç saniye eder diyor arkadaşlar. 5 dakikayı saniye çevirmek için çarpıyorduk. 5 çarpı 60 300 saniye. 9 saniye daha 309 saniye arkadaşlar. 245 dakikayı saate çevirmemiz için arkadaşlar bölmemiz gerekir. Yani 547'yi 60'a böldüğümüzde 9 saat kaç da kalan kaç olur? 7 kalır arkadaşlar. O da 7 dakikadır. O halde 9 saat 7 dakika. 10 saat 5 dakika kaç dakika? 10 saati arkadaşlar dakikaya çevirdiğimizde 600 dakika. 10 çarpı 60 600. 5 dakikada 605 dakika. Problemlerle devam edelim. Derya ile Can bir yüzme yarışı yaptılar. Yarışı Can 10 dakika 48 saniyede birinci olarak tamamladı. Derya ise Can'dan 14 saniye sonra yarışı bitirdi. Buna göre Derya yarışı ne kadar sürede tamamlamıştır? Arkadaşlar 10 dakika 48 saniyeye
14 saniye daha eklersek Derya'yı ne kadar tamamladığını buluruz. O halde arkadaşlar 10 dakika 48 saniyeye 14 saniye daha eklediğimizde 10 dakika 62 saniye yapar. 62 saniyenin 60 saniyesi 1 dakika, 2 saniyesi kalır. O halde 11 dakika 2 saniye şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Bir kasette 16 şarkı vardı. Bir şarkı 4 dakika sürüyor. Buna göre kasetteki şarkıların tamamı ne kadar sürede dinleyebiliriz? Arkadaşlar hemen çarparsak 16 çarpı 4 64 dakika. 64 dakikanın 60 dakikası 1 saattir. 4 dakikası 4 dakika olarak kalır. O halde 1 saat 4 dakikada dinleyebiliriz arkadaşlar. Dönüşümler yapalım şimdi arkadaşlar. 4 saat 4 çarpı 60 240 dakika. 2 saat 30 dakika. Arkadaşlar 2 saat 120 dakika. 2 çarpı 60 120. 30 dakika daha 150 dakika. 1 dakika arkadaşlar 60 saniye. 7 saat 17 dakika. 7 saat arkadaşlar dakika çevirmek için 60 ile çarparsak 240. 17 daha eklersek 7 saat 60 ile çarparsak 420 dakika. 17 daha eklersek 437 dakika. 3 dakika 15 saniye 180 saniye artı 15 daha 195 saniye. 80 dakika arkadaşlar saate çevirdiğimiz zaman 1 saat böldüğümüzde 80'e 60'a 1 saat 20 dakika bölüm 1 kalan 20 olduğu için 1 saat 20 dakika şeklinde ifade ederiz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 1 saat 60 dakikadır doğru. 2 dakika 100 saniyedir yanlış arkadaşlar 120 saniyedir cevabımız B şıkkı. 1 gün 24 saattir doğru. 1 hafta 7 gündür doğru. Okula 7.30'da gidip 12.40'da çıkıyorum. Kaan günün kaç saatini okulda geçiriyor? Arkadaşlar 12.40'da çıkıyormuş, 7.30'da gidiyormuş. 12.40'dan 7.30'u çıkarmamız gerekir. 12.40, 7.30'u çıkardığımızda 40'tan 30 çıkarsak 10 dakika, 12 saatten 7 saat çıkarsak 5 saat, 5 saat 10 dakika. O halde cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Akşam 21.30'da uyuyan Derya sabah 6.45'te kalkıyor. Derya kaç saat uyumuştur? Arkadaşlar bu uyku saatlerinde iki günde olduğu için birinci günde ne kadar uyuduğunu, daha sonra ikinci günde ne kadar uyuduğunu bulup toplayacağız. O halde birinci günde ne kadar uyumuştur arkadaşlar? Birinci gün 24 saatte, 24 saatte bitiyordu. 24'ten 21 saat 30 dakikada yattığına göre arkadaşlar 2 saat 30 dakika birinci günde yatmış. Peki ikinci gün ne kadar yatmış? 6 saat 45 dakika. O halde 2 saat 30 dakikadan 6 saat 45 dakikayı toplarsak arkadaşlar 30, 45 daha 75 dakika. 2 saat 6 saatte 8 saat. 75 dakikayı saate çevirsek 60 dakikası 1 saat eder. 9 saat 15 dakika kalır. 9 saat 15 dakika. O halde cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki sürelerden hangisi 3 saat 16 dakikaya karşılık gelir? Hemen arkadaşlar 3 saati dakikaya çevirelim. 3 çarpı 60 180 dakika. 16 dakika daha 196 dakika. Cevabımız A şıkkı. Okulumuzda 11.45'te başlayan bir tiyatro gösterisi saat 13.10'da bitti. Tiyatro kaç dakika sürdü? Evet 13.10'dan 11.45'i çıkarmamız gerekir arkadaşlar. 13.10'dan 11.45'i çıkarırsak arkadaşlar buradan 1 saat alırsak 70 dakika. 70 dakikadan 45 dakika çıkarsak 25 dakika. Burada 12 saat kalmıştı. 12 saatten 11 saat çıkarsak 1 saat. O halde 1 saat 25 dakika. O da neye eşittir arkadaşlar? 1 saat 60 dakika 25 dakikada 85 dakika eder. Cevabımız C şıkkı. Günde 1 saat 20 dakika kitap okuyorum. Meltem 6 günde kaç saat kitap okumuş olur? Çarpacağız arkadaşlar. Günde 1 saat 20 dakika ise 60 ile çarparsak, 6 ile çarparsak arkadaşlar. 6 kere 20, 120 dakika. 6 kere 1, 6 saat 120 dakika eder. Arkadaşlar 120 dakikayı da saate çevirirsek 2 saat eder. 6 saat, 2 saat daha 8 saat. Yani cevabımız C şıkkı. Fırından 12 dakikada 72 ekmek çıkıyor. Fırında 3600 ekmek kaç saatte çıkar diyor. Arkadaşlar öncelikle 12 dakikada 72 ekmek yapıyorsa dakikada arkadaşlar 72 bölü 12 6 ekmek yapar. Peki 3600 ekmeği kaç dakikada yaparsın? Dakikada 6 ise 3600'ü 6'ya böldüğümüzde 600 dakika yapar. Peki bunu saate çevirmek için 60'a böldüğümüzde 600 bölü 60 10 saatte arkadaşlar 3600 ekmek yapabilir. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi artık yıl değildir diyor arkadaşlar. Artık yıllar 4'ün katı olması gerekiyordu. 4 ile tam bölünmesi gerekiyordu. 24 son iki rakamına bölüyorduk 4 ile bölünmeyi de. Bölünür. 42 arkadaşlar 4 ile tam bölünmez. Artık yıl değildir cevabımız B şıkkı. 64 4'ün katı bölünür. 12 4'ün katı bölünür. O halde bu da artık yıldır.
Artık yıl olmayan B şıkkıdır arkadaşlar. Akşam saat 20'de uyuyup sabah 8'de kalktım. Kaç saat uyumuşumdur? Arkadaşlar bu şekilde birinci gün 20'den 24'de 4 saat uyumuş. İkinci günde 8 saat uyumuş. Toplam 12 saat. Hemen yapalım arkadaşlar. 24 saatten 20 saat 20'de uyuduğuna göre bugün 4 saat uyumuş. 8 saatte diğer günde uyumuş. 12 saat cevabımız C şıkkı olur. 15 dakikada 20 kilometre yol giden bir otomobil 1 saatte kaç kilometre yol gider? Arkadaşlar 15 dakikada 20 kilometre gidiyorsa saatte arkadaşlar 60 bölü 15 1 saat 60 dakikaydı. 4 katı yol gider. O halde 4 çarpı 20 80 kilometre yol gider. Cevabımız D şıkkı. Günde 1 saat 50 dakika ders çalışıyor. Ezgi bir haftada kaç saat, kaç dakika ders çalışmış olur? Arkadaşlar bir hafta 7 gün. O halde 1 saat 50'yi dakikayı 7 ile çarpacağız. O halde ne olur? 7 kere 50, 7 kere 0, 7 kere 5, 30. 350 dakika. 7 saat 350 dakika. 350 dakikayı da arkadaşlar biz saate çevirmemiz lazım. 7 saat 350'yi 60'a bölersek arkadaşlar 5 saat 50 dakika. Bölüm 5, kalan 50 olduğu için 5 saat 50 dakika. 7 saat 5 saat daha 12 saat 50 dakika. Hangi şıkta var? B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Dersimiz sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.